Gençhane'den hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle en komik yılbaşı esprilerini izleyeceğiz. İyi seyirler. Fakat videoya geçmeden önce bir espri de ben yapayım. Seneye görüşürüz. Bu sene yılbaşı esprisi yapanın ağzına sıçarım demiş bir genç. Diğer genç de demiş ki saate bakmış böyle. O zaman seneye yaparım. Sizi bilmem de ben ilk defa 2016'ya gireceğim. Çok heyecanlı. Sanki biz abi 2016'ya her hafta giriyoruz. Ama mantıklı, mantıklı espriler. Biraz kötü olsa da. En büyük troll espriyi artık ne dersin? Yapan zamanında zaten yapmış acı. Adam diyor ki yeni yıla nasıl girersen öyle gider. Namaz kılarak giren var, içerek giren var. O gün tam yılbaşına girişte Z raporu alan adam var. Adam diyor ki bütün sene para gelsin. Al. Nasıl girersen öyle gitme. Troll. Ben bunu 2014'te yaptım. 2015'e girmemize bir dakika kala otobüsçüye beni 2015'te indir dedim. Ve 2015'teki ilk dayağımı otobüsçüden yedim. Allah belanı versin. Bu ne biçim bir espri? Şaka lan şaka oğlum benim lan be. Abi ya. Yılbaşında hangi babanın eli yoktur? No. El. Baba. Beni buradan alın abi. Biliyorum üzdüm sizi. Yani içlerinde en klişe olanı seneye görüşürüz. Bu sene bana bu espriyi birisi yaparsa ağzına körekle vuracağım. Şey de var, tam bir Ocak sabahı. Ya oğlum bir senedir görüşmüyoruz, çok özledim ya. Zaten mümkünse görüşmeyelim kardeşim. Ya 2016'yı beklerken 2015 S çıkarsa? Ya. Veya Plus. Veya Gold. 31 Aralık 12'ye 5 kala pizza siparişi verip pizza geldiğinde ben bunu bir yıl önce sipariş vermiştim yiyeceğim. Aslında mantıklı. Ama bir yıl görüşemeyeceğiz arkadaşlar sizlerle. Bu gece yatayım da bir senelik uykumu alıvereyim. Seneye yediğin hurmalar seneye götünü tırmalar. Başında hangi babanın eli yoktur? No. Bu espriyi el yaptılar. Baba. Bir senedir yemek yemiyorum. Geçen seneyi dün gibi hatırlıyorum. Allah belanı. Kızlar merhaba, size bir şey sormak istiyorum. Aranızda yılbaşı akşamı Merve'lere gitmeyecek olan var mı? Yok mu? Biz de 50'si gidecek abla. Kanka bir yıl geçti hala aynısın. Çok komik. Kanka seneye görüşürüz. O ses benden mi çıktı ya? Yılbaşı esprisi yapacaksın. Yılbaşı esprisi. Hı-hı. Seneye görüşürüz. Abi klişe oldu bu ya. Başka yaratıcı espriler yok mu? Seneye görüşürüz ne? Kanka. Şş, kanka sana sesleniyorum. Efendim kanka. Seneye görüşürüz. Tamam kanka vurma. Amına koyayım. Ne vuruyorsun amına koyayım? Vurmayın lan. Yılbaşından bir gün sonra. Oo, bir yıldır görüşmüyoruz kardeşim. Hadi kalk. 2016'ya giriyoruz hadi. Ay yok vallahi ben 2015'te kalacağım. Hiç çekemem şimdi 2016 esprilerini. Şu anki beni durumu. Arkadaşlar herkes beni dinlesin. Bunun oynama ya. Bak şu. Şimdi arkadaşlar 12'ye 5 kala pizza söyleyeceğiz. Adam bunu 12'den sonra getirecek. Biz de diyeceğiz ki abi biz bunu daha geçen sene söyledik. Sen niye bu sene getiriyorsun? Bu espri de yapıldı. 12'ye 15 gece. Gideceğiz. Gideyim. Bir de şu var bak. Yılbaşında yatarken kafamı doğuya doğru yatıyorum. Yılbaşına kafamla giriyorum. Yılbaşına kafam girsin. ne bir saygılık bu. Yılın size girme dileğiyle. Hepinize mutlu yıllar. Çünkü ben 2015'te kalmayı tercih ettim. Seneye de artık hep beraber siz görüşürsünüz. Çünkü ben malum 2015'teyim. Gelmeyeceğim. Espri bulamadım, saçmalıyorum. Giriyor muyuz? Oğlum bak az kaldı. Yemin ediyorum biriniz yılbaşı esprisi yapın ağzınıza sıçarım lan. Az mı kaldı? Tamam kanka o zaman ben de seneye yaparım. Sıçtım ağzına lan. O kadar kırmızıyı boşuna mı giydim oğlum ben? Bütün hevesimi bok ettin ya. Okula gelmesem bir sene yok. Bir sene yok yazıcık. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, ben de bir espri yapacağım. Şu an ben arkadaşlar 2 Ocak 2017'de nöbetçi olacağım okulda. Fakat benim nöbetçi olmama bir yıl var. Devam edelim. Kıştan daha soğuk bir şey varsa o da yeni yıl esprileri. Ben de nefret ediyorum gerçekten. Ha yapacaksanız da bence daha orijinal şeyler yapın. Çünkü ben ilkokuldan beri aynı esprileri duymaktan sıkıldım. Eli olmayan babaya ne denir? İpucu vereyim mi? Lal baba. Tam itiraf ediyorum çok kötü bir şeydi. Evet komik de değildi.
Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. Bunu bana hoşlandığım biri söyledi. Anında soğudum. Işık kızıyla. Yapmayın bunu ya. Bile sizden hoşlanan birini asla yapmayın. Yapmayın. Kanka yılbaşında ne yapacaksın? Bilmem. Hangi güne denk geliyor? Ayın kaçı? 14 Şubat amına koyayım. 14 Şubat. Bilinçli yapılmış bir şey. Çok belli. O şey, o başka bir şey değil miydi? Aranızda yılbaşı gecesi kırmızı don giyip Uğur'u bekleyecek olan varsa, Uğur'un işi çıktı, onun yerine bizim Rüstem gelecek, bilginiz olsun. Rüstem ne alaka? Hep bir insan kırmızı donla neden Uğur'u beklesin ki abi? Neyse videomuz bitti galiba. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi değişik videoların gelmesini istiyorsanız like atıp bunu sağlayabilirsiniz. Hani video kapatmadan önce size bir espri yapacağım. Hazır mısınız? Bu videonun montajı bir yıl sürecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın.